Sevgili dostlar merhaba. Asso Felsefe YouTube kanalıma ve Instagram kanalıma hoş geldiniz. Bu e, video ile, değerlendirme ile, harita analizi ile e, bir şey denemek istiyorum. Telefonumu kullanacağım direkt çünkü Parashara Lights e, ne yazık ki e, transitleri göstermiyor. Bu gördüğünüz şu anda Türkiye'nin e, haritası. E, direkt e, gördüğünüz gibi 7 Eylül ile başladım İstanbul. E, ay ve Türkiye'nin haritasında Ay ve Güneş. Üçüncü evde e, bir araya geliyorlar ve orada Natal Rahu'su var. Üçüncü evde Türkiye'nin. Bu ne demek oluyor? Şimdi Rahu-Ketu ekseni Türkiye'nin 3-9 eksenine denk geliyor. E, Transit Rahu'ya e, göre Natal Rahu arasındaki e, açı önemli. 4-10 konumunda gördüğünüz gibi Rahu'nun demek ki bu dönemde etkisi Türkiye için mutluluk ve kariyer anlamında ya da Türkiye'nin toplum önünde nasıl göründüğü ile alakalı o şekilde de düşünebilirsiniz bir nevi. Şimdi Ay ve Güneş yani ikinci evin lordu Ay ve 3. evin lordu Güneş 3. evde buluşuyorlar. Yeni Ay şeklinde o Amavasya videomu mutlaka izleyin orada daha geniş bilgi var. Ee, Raunun dispozitörü Güneş demek ki Güneş'in bu evi e, ziyaret etmesi önemli. Kendi Natal e, haritasındaki Türkiye'nin Güneş bildiğiniz gibi 5. evde terazi burcunda. Kendi evine göre de Güneş, Natal e, Güneşe göre Güneş transit geçen Güneş 3-11 konumunda bu açıda aslında e, güzel. Güneş'in kuvvetli olması Türkiye'yi yüreklendiriyor, özellikle ikinci evin Lordu Türkiye'nin konuştuğu konular. Türkiye'nin beslendiği kaynaklar o şekilde de düşünebilirsiniz. Aynı zamanda transit geçen ayda kendi evinden ikinci konumunda bu da güzel bir konum. Güneş kuvvetli bu dönemde. Gelin dördüncü eve bakalım. Çünkü Mars dördüncü eve geçmiş olacak. Mars Merkür'de Merkür'ü düşündüğümüz zaman Başak Burcu'nu düşündüğümüz zaman biz biliyoruz. Başak Burcu analizle alakalı, iyileşmeyle alakalı, daha bilimsel, daha gerçekçi ve Merkür'de burada 16 derecede çok kuvvetli olduğu bir pozisyonda derece olarak hatırlarsanız. Kendi evinde multi kompozisyonu yükseldiği konu bu derecelerin hepsi önemli aslında. E, gitgide de değişecek ve e, Merkür retro konumuna gelecek. Merkür önce istasyon olacak. Bunları göstermek amacım aslında bu videoda. Şimdi Mars, Natal Mars'la buluşuyor. Mars gezegen olarak ikizler burcu için çok iyi değil. Dördüncü evden geçerken Mars çünkü toplum içinde olmak ister. Mars'ın konumu özellikle de Natal Mars'la buluşuyor bu konumda. E, o yüzden Türkiye'yi daha çok yüreklendirecek. Mars Aynı zamanda 6. evin lordu ve 11. evin lordu 4. evde olduğu zaman demek ki Türkiye daha çok çalışmak gerekecek yüksek arzularına ulaşmak için aynı zamanda 6. evde biliyorsunuz hastalıklar evi ve yuva içinde hastalıklarla mücadele anlamına da geliyor. Ben bu konumu o yüzden Merkür'de old, orada olduğu için kendi yükselen lordu Merkür orada bir nevi daha sonradan kuvvetlenecek. Gelin bir bakalım ama bu zaman nasıl geçiyor ve dikkat ederseniz Merkür kendi evinde dördüncü evde aynı zamanda yükselen lordu Başak Burcu'nda ve Venüs de terazi burcuna girdi. Beşinci evde yine kendi evinde çok kuvvetli bir konum ve Ketu biliyorsunuz altıncı evde Akrep Burcu'nda ve Rahu'da Boğa burcunda 12'de evce transit geçiyor. Bu konumlar her bir gezegenler ve gölge gezegenlere baktığınız zaman da kuvvetli bir konumdalar. Satürn'e bakın. 8. evde Oğlak burcunda kendi evinden transit geçiyor ve yine Türkiye'nin natal Satürn'üne göre yine 4. 10 konumunda. Burada da yine görüyoruz aslında. 4. 10 konumu Türkiye'nin mutluluğu, yuvası ve aynı zamanda 10. ev kariyer 4. 10 değişimle alakalı. Ee, toplum önünde değişim kariyer anlamında değişim tabii ülke olarak bu e, tam bir değişimi gösteriyor aslında bu uzun e, bir süreç Jüpiter geri geri geliyor Jüpiter 9. evde bu 9. ev Jüpiter aynı zamanda biliyorsunuz 10. evin lordu ve aynı zamanda da 7. evin lordu 9. E, evde bu Ortaklıklar, iş arkadaşlıkları bizi destekleyenler, destekleyen ülkeler olabilir. Aynı zamanda yine toplum içinde, dünya önünde nasıl göründüğümüzle alakalı olarak, Jüpiter geri geri gidince retro olunca kendini bir nevi sorguluyor ve Jüpiter ...Satürn'le buluştuğu zaman Oğlak Burcu'nda 8. evde ekonomi anlamında bir takım kısıtlamalar e, göreceğiz. Satürn 8. evde kronik hastalıklarla alakalı geri geri gidiyor. Bu Covid ile ilgili mücadeleyi gösteriyor. Aynı zamanda aşılarla ilgili de Türkiye aslında K2 6. evde k olması yine Rahu 12. evde aşıları gösteriyor, tedaviyi gösteriyor. Bu konum aslında destekliyor bir nevi ama... Ee, dediğim gibi e, bir takım zorluklardan geçeceğimizi gösteriyoruz. O, o yüzden bu dönem yine kapanmaların olacağı bir dönem. Ee, bu dönem ee, bu dönem daha sonradan belki aşı, ilaç, tedavi yöntemleri şeklinde de açılabilecek bir dönem. Ben hemen tarihi ilerletmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ay daha sonra ay hızlı geçiyor. Ama burada Merkür'ün konumu önemli. Hemen bakacak olursak eğer Mars gitgide Natal Mars'a yaklaşacak. Ben direkt Venüs 12 Eylül 15 Eylül olması lazım. Geri gitmek istiyorum çünkü Jüpiter girmiş olacak. Gördüğünüz gibi şu anda 15-16 Eylül gibi Jüpiter direkt Oğlak Burcu'na giriyor. Bu dönemden sonra ekonomi anlamında bir takım yeni oluşumlar olabilir. Çünkü retro Jüpiter direkt ikinci evi de göreceği için bir takım kısıtlamalar gelecek belki değişiklikler gelecek ekonomi anlamında ve Venüs 11 derece gitgide yaklaşacak Natal Venüs'e. Güneş kuvvetli olmaya devam ediyor ve transit geçen Güneş Rahu'yu destekliyor aslında bir nevi bu yüreklenmemizle alakalı sıra dışı yüreklenme bu dönemde Biraz e, sosyal medyaya dikkat etmekte fayda var. E, güneş ışık tutacak tabii ki oraya kuvvetlendirecek Rahu'yu. Ve Rahu da 12. evde e, kapılar ardını gösterir. Yurt dışı yabancı ülkeleri gösterir. E, bu anlamda da belki bir takım e, değişiklikler fırsatlar e, gelebilir. Ben e, ilerletmek istiyorum haritayı çünkü e, güneş daha sonradan geçince... Başak burcuna bu 17 Eylül'de bu dönemde sağlıkla ilgili bir takım belki değişiklikler olacak. Dördüncü evde Güneş geldiği yere ışık saçıyor bir nevi, bir nevi Başak burcunda aslında dördüncü evde göreceğiz olan olayları ve Natal Mars. Daha doğrusu transit Mars gitgide yaklaşacak Natal Mars'a. Gelin ilerletelim ve Merkür'ün konumu. Merkür aslında orada olması bir nevi iyi ama dediğim gibi belki Covid sayısında bu dönemde artmalar olabilir. Ve bu artmalara bağlı olarak belki bir takım önlemler almaya başlayacağız. Ve Merkür ilerletmek istiyorum çünkü... Gördüğünüz gibi Merkür, e, Merkür e, asla e, terazi burcuna geçecek, 5. evde ve e, Türkiye'nin Natal Merkürü e, orada. E, 25 Eylül'de e, Natal Merkür'den e, geçmiş oluyor ve bu arada da e, transit Mars, Natal Mars'a gördüğünüz gibi 14-13 derece ye geliyor ve ben tam istasyon oldu. Şimdi e, Merkür Türkiye'nin konumunda 28 Eylül'de tam istasyon oluyor ve e, bu geçen sene de böyle bir konum olmuştu yine. E, bu ne anlama geliyor? Demek ki Türkiye'nin ee, ...bir nevi zekasında, yaratıcılığında bir takım değişikliklerin olması lazım. Para kaynaklarında, e, spekülatif kazançlarda, borsada e, bir takım değişiklikler olacak. Lagna Lord'u aynı zamanda e, 4. evin Lord'u 5. evde istasyon yapıyor. E, ve e, geri geri gitmeye başladığı zaman bu evlerle alakalı... E, ...Türkiye'nin kendisiyle alakalı analiz yapma ihtiyacı olacak... Ee, ve bu şekilde e, tam o dönemde dediğim gibi Güneş ve Mars. Mars çünkü 6. evin lordu ve 11. evin lordu gördüğü gibi gördüğünüz gibi 4. evde Natal Mars ile e, buluşuyor. Ve Güneş ve Mars bu konumda kuvvetli. E, o yüzden e, bu e, konum e, bir takım e, şeyleri analiz etmeye başlayacak. Merkür retro gidecek ve daha sonra... 2 Ekim'de tekrar 4. eve kendi evine giriyor bu dönemde ben Türkiye'de sağlık alanında bir takım tedavilerin bir takım belki aşıların Mars'ta orada olduğu için 6. evin lordu ve 11. evin lordu bu dönemde iyileşme süreci olacak Türkiye için. Ee, zorlu bir dönem olabilir belki bu dönemde fakat Merkürün kendi evinde retro gitmesi aslında iyi çünkü e, şifa getirecek ve bu şifa da Türkiye'nin mutluluğuyla sağlığıyla alakalı olacak ee, ve Merkür e, 22 derecede tekrar istasyon yapacak onu o da çok önemli bir konum olduğu için sizlerle paylaşmak istedim zaman verme açısından da gördüğünüz gibi ve e, Merkür 19 Ekim e, 19 Ekim'de 15 derece 9 dakikada inanılmaz bir derecedir ve Başak burcunda direkt istasyon yapıyor ve natal Mars'ın üzerinde bu kuvvetini gösteriyor. Bu konumda ciddi anlamda e, Türkiye'nin 6. eviyle ilgili olaylarla ve 11. evle ilgili olaylarla, yüksek arzularla e, bu e, Türkiye'nin savaşları e, tanıdık düşmanlar o anlamda belki bir takım kesin kararlar alınabilinir. Bu kuvvetli bir dönem e, sadece e, onu hemen paylaşmak istiyorum geri gitmek istiyorum. Sebebi de şu çünkü güneş e, 14 derecede olduğu zaman e, yakacak. E, 21 derecede. Bu tarih de önemli. 9 Ekim dikkat. 9 Ekim 10 Ekim'e dikkat etmemiz gerekiyor. E, bu konum bizim haritalarımız için de geçerli. Neden önemli? Çünkü Güneş Mars'ı yakıyor bu konumda. E, bu Türkiye için demek ki düşmanlarla ilgili konular, hastalıklarla ilgili konularda bu dönemde ani bir olay yaşanabilir. E, karmik bir açılımdır aynı zamanda. Pravada da karma açısından ve Merkür'de retro gittiği için Türkiye'nin yükseleni e, bu konum aslında önemli. Tarih açısından e, önemli. Kendi haritanızda da nereye geliyorsa bakabilirsiniz. Fakat daha sonra tekrar e, Güneş ilerlediği zaman ve Mars'ta e, ilerlediği zaman Güneş bir nevi o etkiden kurtulmuş oluyor. Sadece 2-3 gün bu süre önemli dediğim gibi. E, ve Tekrar ileriye gidiyorum çünkü 15 dereceyi konuştuk. Mars'ın konumunu konuştuk burada. E, güneş geçtiği zaman e, 20 Ekim e, 5. evde e, bir nevi ego düşecek tabii ki ama yine de orada Natal e, Güneş ile karşılaşmış e, olacak. Bu süreç dediğim gibi önemli Mars'ın konumu önemli e, Mars kuvvetli tutkumuz demek e, Merkürlü olan konumu çok önemli e, ve bir nevi destekliyor aslında e, bu açıdan da paylaşmış e, olmak istedim. E, Merkür e, retro gittiği dönem e, tam e, istasyon olduğu dönemde e, Merkür hasta nakşatrasında. E, bu da yine şifa getiren bir nakşatradır. Tuvaslar e, güneş daha önceden oradan geçmiş olacak zaten. O yüzden tamamıyla şifa ile alakalıdır. Ben bu dönem dönemin zor olabileceğini e, çünkü Jüpiter'de onu e, mutlaka bakalım aslında e, çok önemli bir konum. Aynı anda, aynı anda Jüpiter gördüğünüz gibi 28 derecede e, direkt istasyon yapıyor ve e, Merkür de 15 derecede Jüpiter Merkür'ü görüyor. Bu anlamda da e, 8. evden desteğini veriyor Türkiye için. Ben aşı anlamında özellikle e, tarihe bakalım tekrar 19 Ekim 2021'den sonra e, aşının daha da aktif olacağını ya da tedavinin daha aktif olacağını ya da Covid'in daha kuvvet, daha, daha kontrol altına alacağını görüyorum. Fakat o zamana kadar tekrar söylüyorum. O yüzden Amavasya videosunda da bahsetmiştim. Kapanma var. Covid artacak. Fakat dediğim gibi yine de güzel günler bizi bekliyor. Bu videoyu da bu şekilde paylaşmak istedim. Umarım transitleri görebilirsiniz. Rahu'nun konumu da enteresan aslında neticede. Çünkü Jüpiter direkt Rahu'yu da görüyor. Rahu da aynı şekilde birbirlerini etkiliyorlar. Bu tabii yine sıra dışı aşı olabilir. O tarz anlamda da şeyi olacak katkısı güzel şeyler olacak. Umarım bu videoda size farklı bir bakış açısı getirir. Bu şekilde hafta sonu sohbetlerimizde yine bu konuları konuşabiliriz. Bu şekilde transitleri çalışırsanız daha yararlı olur. Özellikle istasyon dereceleri kesinlikle çok önemlidir. O dönemde çünkü aktif olarak gezegenler bir takım şeyleri tetikler bunlara da dikkat edin derim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hafta sonu sohbetlerimize mutlaka katılın. Nakşatralar inanılmaz gidiyor. Nakşatra günlüğü tutuyorum. Gözlemler inanılmaz. Sizlerle paylaşıyorum ama yazıya aldığım bu dönemde çok çok daha güzel şeyler var. Umarım onları da sizlerle ileride paylaşırım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın sevgili dostlar. Kendinizi sevin. Etrafınızdaki insanları sevmeyi asla ama asla unutmayın. ihmal etmeyin. Lütfen kendinizi koruyun. Maskenizi takın. Gerekli önlemlerinizi alın. Umarım bu dalga bu kapanmada geçecek. Bundan sonra çok çok daha güzel günler bizi bekliyor özellikle. Jüpiter ilerlemeye başlıyor. Satürn de ilerlemeye başlıyor. Aslında hemen onu da söyleyeyim çünkü Satürn gördüğünüz gibi şu anda ileri gidiyor. Çünkü aynı zamanda en azından bir gün vermiş olabiliriz. Önce Satürn çünkü ileriye gitmeye başlayacak. Görüyorsunuz şu anda direkt gidiyorum 13 derece olması lazımdı hemen ilerlettim. gördüğünüz gibi 12 derece Bu da hangi güne geliyor 11 Ekim'e geliyor yani o tarihlerde dikkat ederseniz retro olan gezegenler bir anda ileriye dönmeye gitmeye başlayacak bu konumda önemli ve Satürn'de 12 derece ile direkt güneşi görüyor ve natal güneştir istasyonda direkt etkileyecek yani 10. Ee, şey 8. ve 9. evin lordu Satürn 12 derecede istasyon oluyor ve eee 10. görüşüyle Türkiye'nin e, güneşini aynı derecede görüyor. E, bu da çok önemli. Demek ki Türkiye'nin karma evi 10. ev toplum, çalışma ile alakalı. E, ve e, aynı zamanda 3. E, evin lordu Güneş'i görüyor 5. evde. Yüreklenmemizle ilgili bir takım Kısıtlamalar gelecek fakat karmik kısıtlamalar olacak ee, ve ondan sonra 11 Ekim'den sonra her şey güzel bir şekilde açılıyor Burada da gördüğünüz gibi. Bunu da son anda gördüğüm iyi oldu aslında paylaşmış oldum sizlerle. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.